Efendim CGTN Türk Dijital Mecraları ve CGTN Türk Radyo için gerçek hazırladığımız İsmet Özçelik'le haftanın gündemi programına hoş geldiniz. Ben Yakup Aslan. Sayın Özçelik haftanın gündemine ilişkin e, önce uluslararası gündemle ya da dış politikayla başlayalım. E, son 24 saatte belki de ajanslara düşen en önemli haber. Batlı medya ajansları da çok fazla ön plana çıkarmadı ama Yemen'den bir hipersonik balistik füze Tel Aviv'i vurdu, bununla başlayalım. Bundan sonra oyunun kuralları değişti mi? Şimdi bugüne kadar hep şu söylendi, İsrail'de öyle bir demir kubbe var ki her şeyi engelliyor dediler. Oysa ki İran'ın 13 Nisan'da yaptığı saldırısında da e, İsrail vurulmuştu. E, Hizbullah'ın saldırılarında da vurulmuştu. Şimdi Yemen'den gelen, şimdi bunu hep gizlediler. İsrail e, sürekli şunu, ben çok güçlüyüm ve beni hiç kimse vuramaz. E, bu psikolojik savaşını yürütüyor. E, bugüne kadar da Amerika ve İsrail'in zaten e, gücünün yüzde %50'si propaganda gücü denmesi de bundan kaynaklanıyor. E, Saddam Hüseyin'in ta 91 savaşında attığı füzelerin e, tahribatı 30 yıl sonra açıklandı. İşte 14 tane e, Mossad ajanının öldüğü duyuruldu. 30 yıl sonra açıklandı. Yani muhtemelen bu son saldırılar da önceden... Yani bir uzun bir süre sonra açıklanacaktır. Şimdi Yemen'den gelen saldırının artık aleni oldu bu bu sefer ve o gök kubbeyi delip hem de Tel Aviv merkezini yani Tel Aviv'i vurdu netleşti. Şimdi bu şu anlama geliyor orada dikkat derseniz bu bir başlangıç ifadesini kullandı Yemen. Yani bundan sonra sizi rahat rahat vurabiliriz anlamına geliyordu ki bence son derece kritik yani şu Olaylar biraz yatışmış gibi görünüyor, sanki işte İsrail Yemen intikamı almayacakmış gibi bir hava estiriliyor. Oysa ki benim edindiğim intibaya göre İran ve Yemen daha önce İsrail'in içerisinde başlayan muhalefete imkan tanıdı. Netanyahu'yu durdurması için ve bu konuda da bence çok akıllıca bir politika izliyorlar. İran Devrim Muhafızları da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. İran'a yanıtımızı mutlaka ve mutlaka vereceğiz dedi. O nedenle ben e, önümüzdeki günlerde İsrail'e yönelik e, bu tür yanıtların devam edeceğini sanıyorum. Bugüne kadar sivil bölgeler konusunda çok hassas davrandı. Hizbullah da, e, Yemen'de, İran'da. Ama e, ya bunun da bir sınırı var. Yani her tarafı şey yapamazsınız. Ekonomik hedefler olabilir. Zaten bununla ilgili işaretler de verdiler. Yani sen acıtıyorsan o da acıtır. Bundan daha doğal bir şey yok. O nedenle önümüzdeki süreç kritik. Burada daha da önemli başka bir şey oldu. Hamas lideri Yahya Sincar'ın bir açıklaması var. Er'ın bir açıklaması var. Yakında Filistin halkına ve dünyaya bir mesajım olacak dedi. Bu mesajın da ne olduğunu bilemiyoruz ama son derece önemli. Yahya Zim var. Öyle çok konuşan bir lider değil. Ee, genellikle konuşmuyor. Konuştuğu zaman da öyle sanıyorum önemli şeyler söyleyecek. Peki bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yine e, uluslararası gündemle devam edelim. Son 24 saatte ajanslara düşen yeni bir gelişme. Trump'a yeniden suikast diye AK47 ile yapılan bir suikast girişimi engellendi. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Şimdi Amerika'da ciddi bir bölünme var dediğimizde bazıları için şey geliyor. Yani e, hani fazla abarttığımız düşünülebiliyor. Oysa ki aslında abartmıyoruz tam tersine belki gerektiği gibi de açıklayamıyoruz. Amerika'da bir bölünme o kadar ciddi ki bu hem halk içinde var hem eyaletler arasında var hem siyasette var. Şimdi e, Trump'a ikinci suikast girişimi. Şimdi bu tür suikastlar İlla şöyle de olmaz. İşte bir organize bir şekilde efendim Amerika'da derin devlet bir suikast yaparsa hiç böyle mi olur? Mutlaka olur. Ya daha önceki suikastı bakın kulağından yaralandı yani başını çevirmeseydi beyni parçalanacaktı. Arkadaki bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. Yani şakası yok bunun. Yani bir insanın kulağını delip geçiyor. Arkadaki şey. Sonra da işte efendim kulak delindi mi şu yani insan aklıyla alay eden görüntüler var. Yani sıcak görüntülerde biliyorsunuz buradan kan akıyordu. Yani böyle bir şeyi artık yani yatsınmak mümkün değil. Ki gerçek var ortada. Ha bu neyin simgesi? Bu hem Amerika devleti içindeki bölünmenin simgesi. Hem Halk içinde biliyorsunuz daha önce kongreyi bastılar. Amerikan tarihinde böyle bir şey olabilir miydi? Yani Amerika'ya gidenler bilirler o kongreye yaklaşmak bile öyle çok kolay değildir. Öyle kongreden gireceksiniz içeriye hem de böyle kitlesel halde gireceksiniz. Böyle bir şey yani hayal bile edemezsiniz. Ya ben girdim ve ne kadar güvenlikten geçtiğimi e, hatırlıyorum yani. Yani o nedenle e, böyle bir şey oldu. Ve sokaklarda Beyaz Saray'ın çevresinde, Gerek Filistin meselesinde gerek diğer birçok olayda ciddi gösteriler yapılıyor. Ciddi bölünmeler var. Amerika orta sınıfı hızlı bir şekilde yoksullaştı bu süreçte. Onların yansıması var. Ha Trump bu kitlelere önderlik edebilir mi? Ha o tartışılabilir. Yani Amerika o yoksullaşan orta sınıfına bir milyarder önderlik edebilir mi? Yani şu anda liderliğini bir anlamda onların temsilcisi durumda olan Trump. Ama o kesim eninde sonunda kendi liderini çıkaracaktır diye düşünüyorum. Peki hemen içeriye girelim. Ne? İçeride de dış politikayla ilgili gelişmeler var. Özellikle Türkiye'nin bir ikisi e resmi başvuru süreci. Ee, hem AK Parti'nin bu resmi başvuruyu sahiplenmediği izlemleniyor. Yani herhangi bir açıklama yok resmi ağızlardan. E, ee, muhalefete de baktığımızda yoğun bir e, şiyo ve BRICS karşıtı çıkışlar var. Yani ee, dış politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısıyla ben geçtiğimiz hafta röportaj yaptım. BRICS ülkeleriyle iyi ilişkilerden yana izliyor. Ee, bunu ifade ediyor ama BRICS'e üye olmamız gerekiyor demiyor. Biz AB bizim şeyimiz diyor. AB Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz. Ama BRICS ülkelerine de sırtımızı dön dönmüyoruz. Yani aslında CHP BRICS'e karşı mı? E, ee, BRICS ülkeleriyle iyi ilişkilerden yana. Karşıyım demiyor o da. İki demiyor tarafta da yana. bir ülkeklik var. Nasıl okumak <laughs> lazım bunu? Şimdi birincisi iktidar tarafından bakalım. Şimdi bu ya başvuru öyle yeni yapılmadı, evet. aylarca önce yapıldı. Resmi başvuru aylar önce. Evet, yapıldı. aylar önce yapıldı. Ve e, bu başvuru niye ise gizlendi? Yani niye böyle bir şey yaptılar anlamakta güçlük çekiyorum işin acı. E, bu başvuruyu e, yaptıktan sonra çeşitli hatta ben mesela duymuştum, hatta bazı yayınlarda da Türkiye hızlı bir şekilde başvuru yapabilir diye kullanmıştım. Oysa ki yapmışlar o zaman da ben aylar önce bunları söylemiştim. E, Oysa ki yapmışlar, belki e, e, bizim radyoda da bunu dile getirmiştim e, bu konuyu. E, şimdi bunu gizlemek biraz tuhaf. Yani iktidar içinde farklı iki kanat var. Birisi bu başvuruyu yanlış buluyor, bir kısmı da. E, doğru buluyor. Anladığımız kadarıyla külliyenin baskısıyla yani bizzat Erdoğan'ın isteğiyle olmuş başvuru. Şimdi iktidar tarafı böyle. Yani utangaç bir şekilde bu başvuruyu yapıyor. Yani umarız bu başvuru işte batıya şantaj için veyahut da işte bak e, bizim istediklerini yapmazsanız biz de böyle bir şeye gideriz anlamındaki bir e, tavır değildir. Şimdi e, Sayın Erdoğan bu zirveye katılacak. Bunu nereden biliyorum? Çünkü vize için başvurular başladı. Yani Sayın Erdoğan'la gidecek gazeteciler için vize başvuruları başladı. Oradan biliyorum. Şimdi peki CHP'nin durumuna gelince. Şimdi Sayın Özgür Özel bir süredir bir, anladığım kadarıyla önüne bir not konmuş. Bu not üzerine tekrarlıyor. Siyasiler de biraz böyledir. Önüne bir not konur. Bunlar konuşmalara çok sık konuştukları için hepsine yeni bir konuşma yapılmaz. Yırt yapıştır diyorlar. E, şeklinde konuşmalar hazırlanır. Şimdi buradaki konuşmanın özetine efendim Şangay İşbirliği Örgütü'ne mi uyaracağız? İktidarı eleştiriyoruz. Biz oraya üye olabiliriz dediğine göre. Ve ondan sonra da bir şey değerlendiriyor. Efendim iki Şangay İşbirliği Örgütü üyeleriyle tabi BRICS'le de bu çerçevede değerlendirmek mümkün. E onu, de aynı, zamanda. aynı zamanda. Onunla Avrupa Birliği'ni karşılaştırıyor. Hatta NATO'yu Karşılaştırıyor. Yani böyle bir takım değerlendirmeleri var. Şimdi birisi diyor ki 4.500 dolar, öbürü diyor ki bilmem 50 küsür bin dolar 12 katı. Şimdi Sayın Özgür Özel'in o kadar çok, yani bir de diyor ki mesela son İzmir'de yaptığı konuşmada Atatürk'ün gösterdiği yoldan gidiyoruz. Bize AB'yi gösterdi or. Yani neresinden tutsak doğru değil. Atatürk bir defa AB'yi söylemedi. AB yok zaten o zaman da. Avrupa'yı da söylemiyor. Medeniyeti söz ediyor. Medeniyeti niye Avrupa alıyorsunuz ki? Yani medeniyet illa Avrupa'dadır diye kim söylemiş? Medeni ülkeler, müessir medeniyetler diyor Atatürk. Niye doğuda değil de batıda? Niye sadece emperyalizmi görüyorsunuz bu çerçevede? Yani CHP'nin kafasının karışık olduğu noktanın birisi burası. Yani Atatürk'ü yanlış yorumluyorlar. İkincisi, şimdi bu gelir dağılımı değerlendirmesi kadar yanlış bir şey yok. Neden yok? Ya Avrupa Birliği'nin Avrupa ülkelerinin bu gelirleri nereden? Avrupa Birliği'nin bu gelirlerinin kökeni sömürgelerden. Afrika'dan, Asya'dan, Latin Amerika'dan. Buraları sömürerek bu zenginliklere kavuştular. Bu neye benziyor? Hani ikimiz de aynı sınıfta okuyoruz ama senin baban bir sürü çalışmış. Diyelim ki az bir şey var ama benim babam bir sürü üç kağıt yapmış başka insanlara kazık atmış, işte tefecilik yapmış ve çok zengin olmuşum. Şimdi ikimizi bu anlamda gelir düzeyini karşılaştırmak doğru mu? Avrupa ile Asya ülke, Asya'daki Şiyo ülkeleri sömürülen ülkeler. Daha düne kadar Hindistan'ı, İngiltere suyunu çıkardı. Avrupa'daki diğer Güney Amerika'yı düşünün. Mandela iktidara gelinceye kadar neler yaşandığını bütün gazeteciler bilir. Siyasetçilerin bilmemesi ayrıca absürt bir olay. Yani bunları karşılaştırmak ben sömürgecilerin yanında saf tutacağım anlamına gelir. Yani bu çerçevede e, CHP'nin değerlendirmesi baştan sona yanlış. BRICS konusunda da yani eğer yani Türkiye'de e, Atatürk yaşasaydı ilk yapacağı işlerden birisi BRICS'e üye olmak olurdu. Yani çünkü Atatürk'ün politikası bu. Atatürk'ün politikası her zaman mazlumlarla beraber. BRICS ülkeleri mazlumlar. Sömürülen ülkeler niye başka bu, bu örgüt niye çıktı? Tek kutuplu dünyaya karşı tepki olarak çıktı. Bu ülkelerin hepsi sömürülmek istenen ülkeler ve bunların isyanıdır. Yani CHP'nin burada sömürgecilerin yanında saf tutması ve sömürülen ülkelere soğuk bakması yani CHP'deki değişimin göstergesi. bir de iç siyasete gelelim. İç siyaset aslında iç gündeme, Sayın Öztürk. Ee, narin kızımızın cinayeti konuşuluyor. Ee, 7.24 günün her saatinde, evet. sa yani çocukların da televizyonu erişebildiği saatlerde dahil olmak üzere bütün kriminal detaylarıyla, yorumlarla konuşuluyor. Medya nasıl bir sınav verdi ve bu cinayet soruşturmasına ilişkin e, yorumlarınız nedir efendim? Ben iki boyutta ele alacağım bu konuyu. Bir medya açısından, yani bir olay bu kadar mıncıklanmaz. Yani şu andaki manzara birileri sürekli bir şey söylüyor ve medya hemen peşine takılıyor çünkü 24 saat konuştuğun zaman çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz diye bizim bir atasözümüz var. Yani bu kadar çok yayın yaparsanız, her şeye atlarsanız sizi yönlendirmek isteyenlerin de tuzağına düşersiniz. Birincisi kim böyle yönlendirmek bir... istiyor? Yani burada bir gerçek katiller yönlendirmek istiyor. Onların da belgeleri çıktı. Yani bir sürü yalan bilgi söylüyorlar. Yok saat 10 17'de gördük. Yok oysa ki olay çok daha fark ediyor. Yani e, gerçek bu işi organize edenler bunu yönlendirmeye çalışıyor. İşte bir terlikler var. Terlikler sağa sola atılıyor ve e, mesela e, narenin gömüldüğü yere değil de bambaşka tarafa yönlendiriliyor. Buna benzer şeyler. E, i̇şin içinde siyasiler var. Onu da söyleyelim. Siyasiler de işi kapatmaya çalışıyor ve gerekçeleri de şu efendim işte gerçek ortaya çıkarsa çok kan dökülür bunu önlememiz lazım gibi saçma sapan bir takım iddialar var. Güvenlik birimleri bilmiyorum bana göre çok başından itibaren biraz hatalı davrandılar gibi geliyor. O kadar küçük bir yerde bu olayı çözmek için bir sürü yöntem olabilir. Biraz sanki bilmiyorum tabi bunun uzmanları söyleyecektir ama benim yöre halkından edinim bilgiye göre daha hızlı bir şekilde bu olay çözülebilirdi. Şu anda şimdi medyada öyle haberler yayınlanıyor ki bunu herkes izliyor, değil mi? Ve bunu izlendiği zaman avukatlar var. Dikkat edin ifadelere, hani karakolda doğru söyler mahkemede şaşar tarzı ifade değişiklerini görüyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü e, avukatlar hangi suçu hangi ceza veyahut da nereden yırtabiliriz biz bu işten diye yönlendirme yapıyor. Siz her gün en sıcak haberleri bile deşifre ederseniz gizli tanık ifadelerini bile e, aktarırsanız o zaman suçlular da ifadelerini ona göre değiştirirler. Veya avukatları ona göre yöntem çizer. Bu işin adli boyutu. İşin gelelim diğer boyutuna. Bakın herkesin çoru çocuğu var. Şimdi bu konu, bu konu aile içinde konuşuluyor. Televizyonlarda söyleniyor. Herkesin, hem de çocuğun var. izliyor. E, şimdi okullar açıldı. Öğretmenlerle konuştum ben. Öğretmenlere gelen sorular var. Çocuklar, şimdi bakın çocuklar bunu sormazsa da problemdir. Sormasa da içine atar. Gece kabus görür. Ee, ve aile mefhumu yok ediliyor. Sürekli televizyonlarda işte amca efendim çocuğa taciz oldu mu? Cinsel taciz oldu mu? Bu tartışılıyor. Şimdi çocuk onu dinlemiyor mu? Bunun ne anlama Acaba geldiğini... Acaba benim amcam da bana yapar mı? Yapar mı? Aile mevhumunu, yani aile yakınlarını çocuk şüpheli gibi görmeye başlıyor. Veyahut da suçlu gibi görmeye başlıyor. Yani burada bu Türkiye'nin geneli değil. Bu tür olaylar dünyanın her tarafında var. Ve e, çeşitli nedenlerle, yani bu e, sapkınlık e, işleridir. Bunu genele yaymak ve herke, yani bütün olay böyleymiş gibi aile kurumunu e, da yıpratacak Şekilde yayınlar e, toplumda daha ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bakın e, gerçekten çok e, sıkıntılı bir durum bir şey bu. Vardı abi, hatırlar mısın? 90'larda mıydı? Reality şovlar. Gece belli bir saatten sonra bu tür kriminal şeyler haberleri olurdu. Çocuklar uyumuş olurdu. Şimdi gün içerisinde sabah programı, öğlen programı uzun uzadıya diye konuşuluyor. Rütük niye devreye girmiyor? Valla şimdi yani burada ne var ben onu merak ediyorum. Yani gündem değiştirme telaşı için mi ses çıkarılmıyor? Başka bir nedeni mi var? Bilemiyorum. Şimdi aynı mesele temenler meselesinde de geldi. 8 gün sonra temenler meselesi bambaşka bir noktaya kaydı hatırlarsan. Yani orada da niyet gündem değiştirme miydi? Başka bir şey miydi? Yani insanlar bakın şu anda çok önemli olaylar gerçekleşiyor. Kıbrıs Rum kesimi Amerika ile savunma işbirliği anlaşması ve Türkiye' tehdit, yaptı ve Türkiye'yi tehdit ediyor yine bölgemizde Amerikalıların e, Suriye'de e, Amerikan üstlerine yığınaklar var şimdi bütün bunlar e, Türkiye'yi kuşatan e, planlar yürürlükte şimdi bu konuda da bunlar konuşulması gerekiyor ekonomideki sıkıntılar hepimizin malumu üç senedir buğday fiyatları artmıyor e, tarımda çiftçiler çok ciddi sorunlar yaşıyor. Şimdi bunlar konuşulmasında bu mu konuşulsun isteniyor diye ister istemez değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi bunun nedenini bilemiyoruz ama bence iyi bir süreç işlenmiyor. Ya bırakalım bunu iyi bir üç tane savcı atandı. Savcılar güvenlik birimleri çözsünler. Yeri geldiği zaman açıklama yapsınlar ve medya olarak da bunu yapalım. Ha medya olayın üstünün örtülmesi için bir çaba sarf etti mi? E, bu da önemli. Bir, belli bir çavada sarf edildi ama her işi ayarında bırakmak gerekiyor. E, ve bu şekilde giderse benim kaygım, e, zamana yayılır bu iş şu andaki ifadelerle. Şu anda birdenbire katil kim sorusunu mesela e, kısa bir süre önce ana hatlarla şunlar şunlar deniyordu. Şimdi kafalar iyice karıştı. Acaba başkası mı soruları sorulmaya başlandı? Bu mesele çıkmaza girerse bakın delil konuşur duruşmada. Yani bilirsiniz cinayeti o işlemiş. Ama delillendiremezseniz havada kalır ve çıkar. FETÖ soruşturmalarına dikkat edin. Bazı bilmiyoruz belki kripto ekipler tarafından altı boş dosyalarla yani isteniyor müebbetler isteniyor ama altı boş olursa bir süre sonra dışarı çıkıyor. Ve biz de hani bu müebbeti niye dışarı çıktı diye sorgulamaya başlıyoruz. Soruşturmalarda zan altında kalıyor. Zan altında kalıyor. Bu nedenle dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum çok teşekkür ediyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İsmet Özçelik'le haftanın yorumunda önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Siz yani Türk'te kalın, esen kalın.